değerli kardeşlerimiz, sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Irkçılık fitnesi İslam alemine nereden gelmiştir? İslam alemine ırkçılık fitnesi temel olarak Avrupa'dan içimize girmiştir. Avrupa bu silahı Müslümanları birbirine düşürmekte maharetle kullanmış. Hain emellerini bizde, Araplarda, diğer İslam aleminde değişik taktikler sergileyerek bizi Araplara, Araplarda bize karşı tahrik etmeyi ve düşman etmeyi başarmıştır. Avrupa bizde tanzimattan sonra yaşayış tarzı ve zihniyetiyle benliğinden, tarihinden, örf ve adetlerinden, ahlak ve inancından, özetle bütün İslami kültüründen koparan sözde aydın bir kısım kimseleri hain arzusuna maalesef alet etmiştir. Avrupa kendine meftun olan bu adamlara fen ve teknik yerine memleketimize sadece sefahet, eğlence ve ahlaksızlığı ithal ettirmiştir. Bir kısım ediplerimizi de kendi kötü ahlakını ve İslam'a aykırı kültürünü övmede kullanmıştır. Hatta cadde ve sokaklarına kadar her şeyini milletimize reklam ettirmiştir. Böylece Dikkatlerimiz İslam aleminden Batı dünyasına çevrilmeye bir açıdan zorlanmıştır. Bununla beraber bölünmenin, düşmanlığın en büyük vesilesi olan ırkçılığı içimize ekmiş ve yeşertmeyi başarmışlardır. Neticede diğer ırklardan ve kavimlerden olan Müslüman kardeşlerimizle aramızdaki ezeli ve ebedi iman kardeşliği ve iman sevgisi ciddi ölçüde zedelenmiş, zarar görmüş, Allah muhafaza düşman olma seviyesine gelinmiştir. Avrupa bir taraftan bizde müthiş ve dehşetli oyunlarını tezgahlarken, diğer taraftan da edebiyatçı, oryantalist ve casuslarıyla aynı faaliyetleri Arap aleminde de sürdürmüştür. Bir taraftan da Araplara Sizler asil ve necip bir milletsiniz. Geri kalışınızın müsebbibi Osmanlılardır gibi zehirli telkinlerde bulunmuşlar. Neticede Osmanlı devleti içerisinde bir vücudun azaları ve organları gibi birbirine kenetlenmiş olan kavimleri birbirinden ayırmaya ve paramparça etmeye maalesef muvaffak olabilmişlerdir. Avrupa aynı oyunu dinleri, dilleri, ırkları bir olan Araplar arasında da bölgeciliği vesile ederek aşiretçiliği kullanarak hile ve desiseleriyle başka bir şekilde tezgahlamış onların gurur ve hissiyatlarını okşayarak tek vücut olmalarına engel olabilmiştir. İşte hali alem bunun en güzel göstergesidir. Arapların Osmanlı'dan kopuşunda ve kendi aralarında da bir birlik kuramayışlarında ve nihayet Orta Doğu'da bir çıban baş olarak İsrail Devleti'nin kurulmasında kavmiyetçiliğin, ırkçılığın, bölgeciliğin payı belki de en büyüktür, en öndedir denilebilir. Müslümanların bu tuzaktan kurtulmaları, akıllarını baştan almaları ve ırkçılık fitnesinden derhal vazgeçmeleri elzemdir, şarttır, farzdır ve gereklidir.